2002'den önceki dönemi, koalisyonlar dönemini babalar çok iyi biliyor. Ama evlatlar bilmiyor. Evlatlara anlatmak lazım, hatırlatmak lazım. Gel evladım, otur bakayım şöyle. Benim oğlanı da ben anlattım. Bak benim oğlan da Ankara okulda, son sınıfta. Yaşı şu anda 22-23 yaşında. Gel oğlum dedim, sen AK Parti iktidarı olduğunda 10 yaşındaydın. 10 yaşında olduğun için sen 2001 krizini hiç fark etmedin. Bak biz o zaman 2001 krizini yaşadığımız zaman bizim işletmemiz, bizim dükkanımız, bizim ticaretle uğraşıyorduk. 2001 krizinde ben hayatı boyunca yaklaşık biz 1977 yılından beri Aydın'da halı, avize, mobilya işiyle uğraşıyoruz. 1977 yılından 2001 yılına kadar ben hiçbir zaman bizim firmamızın bankadan kredi çektiğini görmemiştim. Babamın ve benim. Yani biz devam ettirdik. Ama 2001 krizini yaşadıktan sonra, o Şubat ayındaki krizden sonra biz ilk defa bankaya girdik. Bankadan kredi çekmek mecburiyetinde kaldık. Faizle tanıştık, bankayla tanıştık. 2001 krizi bize bunu öğretti aslında. İlk defa. Ve değerli kardeşlerim, Türkiye 1991 ile 2002 arasında koalisyonlar döneminde iki tane büyük kriz yaşadı. Biliyorsunuz Anavatan Partisi rahmetli Özal dönemi 1991 yılında bitti. 83'ten 91'e kadar Anavatan Partisi dönemi vardı. Yine tek başına iktidar dönemiydi. Türkiye gerçekten ihracatın ne demek olduğunu, sanayi üretiminin ne demek olduğunu, köylerde telefonun ne demek olduğunu bu Anavatan Partisi rahmetli Özal gösterdi. 83'ten önce köylerde öyle her yerde telefon var mıydı? Soruyorum size. Yoktu. Özal dönemiyle beraber gördük biz onu. Ve sonuç itibariyle evet Özal dönemi bitti. Tek parti iktidarının dönemi, tek başına iktidarın dönemini bitti. 1991'de Demirel'le Erdal İnönü'nün koalisyonuyla başladık maceraya. Ve bu macera 2002 yılına kadar sürdü. Birinci tökezleme 1994 yılında oldu. 5 Nisan kararları alındı. Döviz 3'e katladı, 2'ye katladı o günlerde. Yani paranın değeri, o zaman Türk parasının değeri yarı yarıya düştü. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Hatırlamayanız varsa, şimdi bunlar da hatırlatıyor. Ha. Elde bilgisayarlar falan varsa, akıllı telefonlar. Yazın oraya, 1994 5 Nisan kararları diye bak neler çıkıyor, nasıl haberler çıkıyor karşınıza. Değerli kardeşlerim. Hadi o geçti. Tekrar koalisyonlar dönemi. 28 Şubat süreci. İmam hatiplerin kapatılması. İmam hatiplerin önünün kesilmesi. Kat sayı. İmam hatiplerin üniversiteye girememesi. Başörtülülerin efendime söyleyeyim, üniversitelilere girememesi. Ve ondan sonra da 2001 krizi. 2001 krizi öyle büyük bir kriz oldu ki. Değerli kardeşlerim. O zaman 3 tane parti koalisyonu var. Ecevit, Bahçeli ve Mesut Yılmaz, üçü koalisyon partisi olarak tip iktidardalar, koalisyonlar dönemi ve Halk Bankası krizi tetikledi, başlattı. Halk Bankası ne? Kamu Bankası. Halk Bankası'nın kasasında para olmadığı için, açığa düştüğü için yarın mevduatları ödeyecek, günü gelen faizleri ödeyecek, yarın para yok. Ne olacak? Bu gece para bulması lazım. Bizde kaçta para aradı? %5000 faizle. Gecelik faiz. Yıllık faiz %5000, geceliğine tekabül ediyorsa. %6000. 3 günlük, 2 günlük, 1 haftalık para buldu Halk Bankası piyasada. Para çekti. Ve ondan sonra ertesi gün o ödemesini yapacak. Onu yapmaya çalıştı. Halk Bankası'nda başladı kriz, tetikledi diğerlerini. Ne oldu? 21 tane banka battı. Doğru mu? Ne kadar milletin omuzlarına yük bindi. 60 milyar Türk lirası. 60 katrilyon eski parayla. Yeni parayla 60 milyar. Ve biz bunu değerli kardeşlerim, bunun faturasını 10-12 yılda biz ödedik. Bizim dönemimizde ödendi bunun faturası. Milletin üzerine, hazinenin üzerine binen yük. Dedim, benim oğlan anlatıyorum bunu, siz anlatmıyorum. Büyükler biliyor zaten. Çünkü o benim oğlan bilmiyor meseleyi. Genç çünkü. AK Parti dönemini gördüm. Oğlum dedim sen %5000-6000 faizin ne demek olduğunu biliyor musun dedim. Baba dedi ya ben AK Parti döneminde yani ben şimdi bakıyorum dedi.
%8, %9, %10 faizler. Yani nasıl oluyor %5.000, %6.000 olur? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir efendime söyleyeyim sıkıntı olur mu? Oluyor oğlum dedim ya. O zaman dedim Türkiye'yi hasta adam dediler yine. Hani Osmanlı'nın son döneminde tarih kitaplarında ne diyor da Avrupalılar bize ne diyormuş? Hasta adam diyorlardı ya. O zaman da bizim dedim bize hasta adam demeye başladılar. O zaman da ağızları sulanmaya başladı. Tekrar Osmanlı'yı hasta ettik. Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yine hasta ettik diye dedim. Ellerini uyuşturmaya başladılar. Hastaya doktor kim geldi dedim biliyor musun oğlum? Hastaya doktor IMF'den geldi. Neden? 3 tane koalisyon partisinin içerisinden bir tane ekonomiyi bilen adam çıkmadı. Ekonomiyi düzeltecek bir tane adam çıkmadı. Değerli kardeşlerim, MHP'de adam yok muydu? Mesut Yılmaz'ın anavatanında adam yok muydu? Bülent Ecevit'in partisinde adam yok muydu? Türkiye'de adam yok muydu? Yok. Bulamadılar. IMF adam gönderdi bize. Bakan gönderdi. Ekonomiyi yönetecek bakan gönderdi. Bakın. Sonuç itibariyle oğlum dedim. Oğlum anlatıyorum. Siz anlatıyorum. Oğlum anlattığım şeyi siz anlatıyorum şimdi. Evladım dedim. Bak. %5.000, %6.000 faizleri gördü bu ülke. Memur maaşlarına dedim oğlum para bulamadılar. Aybaşı geldi. Memur maaşlarına ayın 15'inde para ödenecek. Ayın 1'inde para ödenecek. Para yok. Nereden memurlara maaş verecek? Emeklilere para verecek. 99'da evladım büyük bir deprem olmuştu. Dış ülkelerden para yardımı gelmişti. O yardımlarda bir ülkem konusunda çeşitli şeylerden kesintiler oluşmuştu. O fonda biriken parayı aldılar, maaş ödediler, maaş dediler. Yok ya baba dedi. Yani böyle bir şey yaşandı mı Türkiye'de dedi. Yaşandı oğlum dedim ya. Yaşandı tabii. Sen o zaman 7 yaşındaydın dedim. İlkokula başlamıştın. Bilmiyorsun tabii dedim yani onları. Sen bunları yaşadın mı ülke dedim. Yapma ya baba dedim. Ben de bileyim dedi ya. Ben dedi faizi %8, 9, 10 gördük biz dedi. Ben onu kendim bildim bileli dedi. Faizler böyle dedi. Ya dedim oğlum bak dedim ben 2002'de bu dedim iktidar olduğumuz zaman zirai kredilerle esnaf halk bankası kredilerle faiz oranları %46 ile 60 aralığındaydı. Ne dedi 46 60 mı? Yok ya olmaz inanmam dedi. Bak dedim Google'a ben söylemiyorum internete gir %46 60 aralığında faiz oranı var. Yapma ya bu dedi. Ya dedim hasta adam diyorlardı bize o zaman. Neden diyorlardı baba hasta adam dedi. Oğlum dedim bak hasta adam bir adamın hastalığı nereden belli olur? Bir adamın hastalığı çeşitli belirtileri vardır ama en önemli belirtisi ateştir. Bir insanın bir adamın ateşi yükselirse hasta olduğunu anlarsın değil mi? Yani sen şöyle dedim bak şöyle dedim kendine hisset ateşin yükselmiş hastasın. Türkiye'de hasta adam niye diyorlar? Çünkü Türkiye hastalığı nereden belli oluyor biliyor musun oğlum dedim. Ekonomik sonuçlardan. Ne zaman faizler yükselmeye başladı? Hastalık başladı demektir. Ne zaman enflasyon yükselmeye başladı? Hastalık başladı. Enflasyon ne baba dedi. Oğlum bu enflasyon işte. Malın, paranın değerinin düşmesi, malların katlanarak fiyatlarının artması. Nasıl oluyor baba o dedi. Oğlum bak dedim ben o zaman bir takım elbiseyi alıyorduk biz dedim. Bir sene öncesinde aldığımız zaman 100 liralık elbise alıyorduk dedim. Bir sene sonra gidiyorduk dedim. Senenin sonunda aynı takım elbiseyi kalkıp almaya gidiyorduk dedim. 150 lira 160 lira oluyordu. Ne dedi nasıl oluyor bu iş dedi. Bir sene dedi 150-160 lira nasıl olur dedi. Enflasyon oğlum dedim ben. Baba dedi enflasyon ne demek dedi ya bizler şimdi dedi. Efendim mesela gidiyoruz bir sene sonra gitsek de efendim arabanın fiyatı şunun fiyatı falan filan bunlar da çok fazla yükselmiyor. O kadar yükseliyor muydu eskiden? Evet yükseliyor dedim. Cepteki para dedim buz gibiydi. Akşam 10 lira koyuyordum dedim sabah 9 liraya düşmüş. Anlatabiliyor muyum? Biz bunları yaşadık oğlum evladım dedi. Baba dedi ben bunları bilmiyordum ya. O kadar dedi kötü müydü yani Türkiye'nin durumu ekonomik durumu oğlum sen dedim. Hukuk fakültesinde ekonomi dersi gördük dedi biz istatistik ekonomi falan görüyoruz. Ama dedi biz bunları söylemediler, çocuklar anlatmadılar. Velhasılı kelam, oğlanı anlattık, anladı bizim oğlan faizin ne demek olduğunu. Bak, dedim oğlum bak, 2002'de var ya, şu bizim bir yıllık bütçemiz var ya dedim, 2015'te kaç para biliyor musun bütçemiz? Bilmiyorum baba dedi, sen daha iyi biliyorsun. Mecliste dedi, sen geçirdin bütçeyi dedi.
475 milyar lira oğlum dedim bugünkü bütçemiz. 475 milyar lira 2015 bütçesi. Bunun dedim şu anda %11'i faiz ödemesine gidiyor. Devletin borç faizi ödemesine gidiyor. Yani 55 milyar lirası filan faize gidiyor. 475'in. 2002'de dedim yüzde kaçı gidiyordu biliyor musun dedim bu faizlerin yüksek olmasından ötürü. Kaç parası gidiyordu baba dedi. %43.1'i. Aynı faiz oranları düşmeseydi, Türkiye'de tek başına iktidar olan bir parti olmasaydı, siyasi istikrar olmasaydı, efendime söyleyeyim faizler düşmeseydi, kaça çık? Şu anki 475 milyarlık bütçemizin dedim, 205 milyar lirası faize gidecekti dedim, borç faizi ödemesine. Allah Allah dedi baba. Çok büyük rakam ya. 205'ten 55'i çıkar, yani şu anki 55 gidiyor. Aynı faiz oranları gitseydi 205. Aradaki fark 150 milyar. 150 milyar oğlum işte dedim cebimizde kaldı bu sene. Faizler yükselmediği için. 150 milyar. Son 10 yıldan beri dedim oğlum bak AK Parti'nin 2002'de iktidar olduktan sonra 2003, 2004, 2005 faizler hızlı bir şekilde düştü. O günden bugüne dedim ortalama 100 milyar lira, 100 katrilyon lira devletin bütçesinden gitmiyor dedim cebinde kalıyor. Kimin cebinde kalıyor? Senin cebinde kalıyor. Yatalak hastan varsa AK Parti iktidarından önce yatalak hastalara maaş veriliyor muydu? Bakım ücreti veriliyor muydu? Yok. Engellilere bu kadar yüksek veriliyor muydu maaş? Ücretsiz ders kitapları sınırını konabiliyor muydu? Şimdi tablet bilgisayarlar öğrencilere verilebiliyor muydu? Efendime söyleyeyim duble yollar yapılabiliyor muydu? Bu tarımsal kredilerde sübvanse uygulanıyor. Değerli kardeşlerim. O tarımsal kredilerdeki 0.8 oranı var ya, sübvanseli krediler var. 0 faizli kredi veriyoruz. Aslında 0 faizli değil. Ziraat Bankası kar ettiği için, eskiden hep zarar ediyordu. Halk Bankası kar ettiği için devletin bütçesine, kasasına para aktarıyor. O paradan sübvanseyi, yani o kredi faizini devlet hazineden alıp o size zirai kredi olarak sübvanseli kredi farkını faizli devlet ödüyor. Hazineden ödeniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuç itibariyle değerli kardeşlerim eğer oğlum dedim bak ben sana şunu söyleyeyim. Türkiye'yi tekrar hasta adam haline getirmek istiyorlar. Bunun yolu ne? Bir adamı hasta etmek için ne yapmanız lazım? Bir adamı hasta etmek için değerli kardeşlerim soğukta bu adamı soğuk bir kış ayında tutup da dondurma yedirirse bu adam hasta olur. Doğru. Şimdi bize kış ayında değil de yaz ayında dondurma yiyecek yedirmeye çalışıyorlar. Böyle öyle bir dondurma ki dondurma gibi sunuyorlar ki bize. Bu dondurma süslemişler değerli kardeşler. Bu dondurmada her türlü şey var. Kakaolusu var, fıstıklısı var. Böyle bir dondurma koydular önümüze. Bu milletin önüne bir dondurma koydular şu anda. Ondan sonra üzerine de çikolata kaplamışlar. Ne bu dondurma biliyor musun? Bu dondurma Selahattin Demirtaş dondurması bu. Değerli kardeşlerim. Selahattin Demirtaş. Ulan ne yakışıklı çocukmuş bu Selahattin Demirtaş. Anası babası da hacıymış bunun. Vay 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 vay. Ulan ne güzel konuşuyormuş bu çocuk. Ne kadar bilgiliymiş bu Selahattin Demirtaş. Ne kadar da milletini memleketini seviyormuş bu Selahattin Demirtaş. Herkes şimdi Selahattin Demirtaş'ı alkışlıyor. Doğan medyası, köşe yazarları, efendime söyleyeyim paralel medya, efendim demokrasi havalisi getirdiler hepsi. Ondan sonra New York Times oradan bağırıyor. Gazetesi ta Amerika Birleşik Devletleri'nden. İngilizlerin BBC'si hepsi Selahattin Demirtaş ve HDP'yi alkışlıyor. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, yaşa var ol Selahattin Demirtaş. Allah Allah ne mübarek adammış bu Selahattin Demirtaş. Anca farkına vardık Selahattin Demirtaş'ı. Ya bu Selahattin Demirtaş bu kadar mübarekse tamam mı? Bu Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı aday olduğu zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkarmayacaktınız ya. Çatı aday olarak hep beraber Selahattin Demirtaş'a oy verecektik. Doğru değil mi? Yani ben vermem de hani şimdi pompalayanlar için söylüyorum. Niye Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkardınız? Bu kadar yakışıklı çocuktu, bu kadar anası babası hacıydı bunun. Anlatabiliyor muyum? Ve sonuç itibariyle değerli kardeşlerim, bize öyle bir dondurma sunuyorlar ki, yani bu dondurmayı ye, sen, dondurmanın içinde zehir var galiba. Dondurmanın içinde bir şey var. Neden?
Çünkü o dondurmayı yediğim zaman ben beni hasta edecek. Yani diyor ki bu sıcak günde sana bu dondurma iyi gelir. Sen bunun içine bir şey koydun. Neden? Herkes can simidi gibi Selahattin Demirtaş'a sarıldı. Ne olacak bu can simidi? Kimden kurtaracak seni? AK Parti iktidarından kurtaracak seni. AK Parti'nin tekrar tek başına iktidar olmasını nasıl engelleyeceğiz? Bunun bir yolu var demokrasilerde. AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını engelleyecek yol şudur. Muhalefet partileri çıkar, propagandalarını yapar, daha güzel reçetelerini ortaya koyar, millette oy verir, iktidar olurlar. Muhalefette böyle bir imkan var mı, ihtimal var mı? Yok. Yani ne CHP'nin tek başına iktidar olma, ne MHP'nin, ne de efendime söyleyeyim, Selahattin Demirtaş'ın tek başına iktidar olma ihtimali de yok, iddiaları da yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Alacakları oyu söyleyeyim ben size. Yazın Mehmet Erdem söyledi deyin. 26 CHP, 16-15 Aralığı, 25-26 CHP, 15-16 Aralığı, efendime söyleyeyim, MHP, Türkiye genelini söylüyorum. Ve HDP'de %9'lar seviyesinde, 9-10 aralığında bir oy alacak. AK Parti %45'lerle tekrar tek başına Allah'ın izniyle iktidarda devam edecek.